Size şahane mi şahane, bomba gibi bir içerikle ne yaptık? Merhaba dedim. Kasım, kapıyı kim açacak? Sen çal. Selamun aleyküm. Abi merhabalar. Sergen ne oldu lan? Kırmızı pancara döndü yüzü. Ana! 5-6 senede falan başladım yemek yapmaya yani. Bu nasıl şef la? Bu nasıl şef oğlum? Emin misin? Ben çok keyif alacağımızı zannetmiyorum ya. Üstünü düşürmedim. Ulan Sergen, çok şey yapma. Anamızı ağlatma. Allah belanı ver. Tahsin, orayı silin çok abi. Herhalde derim küçük. Sabunlu bezlesin Tahsin. Tamam, halledeceğim. Oğlum bunlar ne kadar şey çalışıyorsunuz siz ya. Ben sizden daha temiz çalışıyorum ha. Abi ben o kadar heyecanlıyım ki. Meme şef başında hadi Tahsin desem o kadar heyecanlanmıyordum. Sesi görüyorum. Senden şöyle bir ses çıkmadı Sergen. Sen zaten ne zaman bana destek oldun ki şu hayatta? Tahsin, Sergen nerede kaldınız? Aman kanala video atın. Evet. Tahsin ne yapıyorsunuz? Niye YouTube'a video çekiyorsunuz? Bin bir türlü soru sordunuz. Size şahane mi şahane, bomba gibi bir içerikle ne yaptık? Merhaba dedik. Yeni başlıyoruz hatta. Aynen öyle. Sıfırdan kanalımızı güzel, yepyeni yeniden kanal açtık. Tahsin, Sergen ile. İle. Her Tahsin, şey. Tahsin, Sergen yani ile. Ne varsa ne yapacağız. Ne ararsanız. Üç noktayı koyuyoruz oraya. Boşluğu siz doldurun. İnanın bir bakmışsınız öyle. Bir gün. Ki bugünkü gibi sürpriz. Bir bakmışsınız başka bir kurgu, başka bir format. Her şeyi yapmaya hazırız. Çünkü biz iki deli çılgınız. Evet, sen benden daha çılgınsın. Dur şimdi, hallet. Ben çok gerginim kanka. Evet, neden gergin olduğunu hemen açıklıyoruz. Bugün inanılmaz bir içerikle karşınızdayız. Col Pacino'nun ortalığı kasıp kavurduğu bu dönemde, gişe rekorları kırdığı bir dönemde nereye geldik? Şafak Sezer'in evine geldik. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Kim yaptı başka bunu, var mı? Kimse yok. Yapmadı kimse herhalde. Kimse cesaret. Şu evi bir görseniz zaten cesaret edip kapıdan içeri girelim. Biz önceden eve girdik. Evin içinde kamera var. O diğer şey programlar gibi şey yapmayın, algılamayın. Gündüz kuşağı gibi. Aa, baştan girdik de eve ama. Bir... olmayacak ama güzel. Ama ev inanılmaz. Abi böyle bak, adam kendine fırınlar yapmış falan, böyle bir yemek aşkı şey görmedim ben. Biraz böyle çekiniyorum da ben. Çok ünlü ya. Kanka ben bir de çok hayranıyım. Şu aşırı hayranıyım. Utanıyorum yani. Videoyu nasıl çekeceğiz? Utanıyorum. Artık kapılarımız kanalmaya. Bizi bitirdin be. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. İçeri gideceğiz. Şafak abiyle karşılaşalım. Bir merhaba diyelim. Bismillah eğer diyelim. Eğer müsaade ederse de evin içinde birkaç nüans yakalarız ya. Neler var evde? Neler var? Hadi. Fıtı 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 fıtı. Tahsin, kapıyı kim açacak? Sen çal. Çaldım kanka. Şafak abi. Selamun aleyküm. Abi merhabalar. Merhabalar abim. Nasıl merhabalar geç? Abi. Geç geç geç. Şov yapma geç. 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 Tek kişilik gösteri olması lazım. O da önden çek beni. Hep detay al yandan. Nasılsın abi, iyisin? Sergen ne oldu lan? Kırmızı pancara döndü yüzün. Abi çok utandım biliyor musun? Seni çok seviyoruz. Eyvallah. Ben büyük hayranım. Gel böyle geçelim. Geçelim. Gel abi. Tanıştırayım. Aile büyüklerim. Aile büyüklerim. Bugün karşılıklı olarak aynı bıçaklarla kolumu kesmeye geldi. Hiç diye. Yok abi, estağfurullah. Abi biz çok duyduk, menemeni çok iyi yapıyormuşsun. Evet. Menemenden önce Col Pacino abi. Col Pacino. Video yayınlandığında 2 milyonu geçmiş olur abi. 2 milyonu geçmiş olabilir, doğru söylüyorsun. Geçer, %100 geçer abi. %100 zaten geçer. Son 5 yılın en hızlı 1,5 milyonu geçen evet. Komedi filmi olmuş. Ya aslında pandemiden sonra maşallah. Allah nazar gözüne. Ben galaya geldim abi, senin haberin. Aa var. Oradaydın. Bir kere karşılaştık, ne haber dedim, daha yok, uzadım yani. Çıkardılar abi sonra. Doğru söylüyorsun. Oyuncuları rahatsız etmeyin dedi, çıkardılar. Abi açıkçası biz kısaca bizden bahsedelim. Biz Tahsin Sergen olarak MasterChef'te yarıştık. Sen de bizim gibi aslında bir yarışmadan çıkmışsın diye de duyduk. İner misin, çıkar mısın diye. Böyle biraz da izledik hatta. Çok da keyifliydi. Vallahi ne yalan söyleyelim. Çekindik biraz, sen... utandık size söylemekte. Ne, gelebilir miyiz, müsaade olur mu vesaire diye. Çünkü ya, çok abi sen çok ünlüsün ya. Hani bize... Ben değil mi? Ya bu çok abi, ünlüsün abi. Hani. Şimdi ben bu ülkede kim var abi? Cem Yılmaz, sen. Hani Ata Demirer. Sergenciğim ama imzalar sana geliyor, duyuyorum yani. Ne abi? İmzalar sana geliyor diyorum. Ne imzası abi? İşte her şeyini imzalayıp sana veriyorlar, bize vermiyorlar. Yok yani. Abi estağfurullah abi. Bize bir tek mum geliyor. Nereden Mardini mumları? Bir detay alalım. Kendisi Survivor'da yarışmış bir delikanlı. Abi ev çok güzel. Ben biraz araştırdım önceden. 15.000 DVD. Ne DVD'si abi? Ya eski şeyleri topluyordum, bıraktım sonra. Benim ama şeye, koleksiyonum çok yüksekti. Ta DVD'lerin Türkiye'ye ilk geldiğinden beri toplamaya başladım. Yani kendi filmleri topluyorum yani, eski filmler. Ev çok güzel abi. Ama şimdi teşekkür ederim. İnternete geçince her şey
Tabii. Dijital yani her şey. Bir de çok çabuk tüketiyoruz abi. Tabii. Yani biz bir şey atıyoruz. Niye? Yenisi. Ki mesela abi, siz de zorlanıyorsunuzdur belki. Kolpaçino'nun mesela devamlılığında. Biraz zorlanıyorum bu aralar. Yoksa... Abi bir şey soracağım. Sizin bu kazancınızı neden gösteriyorlar şeyde? O resmi bir şey mi abi? Abi işte... Doğru mu abi o rakam? Yükseklik daha şey veriyor. Maşallah. Performans veriyor sana. Gladyatör gibi. Hayır hayır. Bu savaşlara mesela daha farklı çıkıyorsun. Herkes açık gösteriyorlar. E tabi. Mesela box office her şeyi yayınlar. Evet. Der ki bugün şu kadar oldu, bugün bu kadar oldu. Yani fiyatlara kadar artık onlar da hesap kitap yapıyorlar işte bizim şu. Çünkü çalma çırpma olmaması için. Ha. Böyle bir şeye başvuruyorlar yani. Vallahi abi biz heyecanlıyız. Sen çok güzel demenemen yapıyormuş. Evet şunu yaparız. Müsait sen böyle evinde görmemizi istediğin birkaç bir yer varsa bakarsak biz naçizane mutlu istersin? Oluruz. Şu gariban takipçilerimize de göstermiş oluruz. Ne lazımsa montajlık her şeyi hazırız. Vallahi abi. O zaman biz hem burayı da kuralım. Menemen için bir hazırlık yapalım. Yani ustanın eline bir şey denmez. Her roz kendi çöplüğünü öter. Ama biz yapıp yarışsak mı Tahsin? Beraber abi mi? Kaymak falan aldırdık. Atıyor musun kaymak? Kaymak atmam yok. Kim atıyor bu kaymak? Ufak mesela? Ufak belki şey krem peynir. Hardal da koyuyorum. Menemene? Tabii tabii. O zaman şey hardallı mı olur? Abi iki tane yapsak biz Tahsin çünkü kaptanlık aldı yarışmada da. Menemende mi? Menemende mi? Tabii abi. Soğan birinci koyuyor musun? Koyuyorum. Tamam. Sen? Ben de. Soğansız. Az önce siz yemek yapıyorsunuz abi. Tamam o zaman. Abi sen biz de sizden müsaade isteyelim. Biraz böyle bakabileceğiniz tamam, yer evet varsa tabii, buraya tabii, bakın tabii dediğin. Ben bir tuvalet gördüm çünkü biraz... Yalnız mı geldin? Geçin onu benim arkadaşım, o da çok önemli biri. Glassman Sami biz eve hediye etti. Teşekkür çok ediyorum selamlar, kendisine. Çok selamlar sevgiler. Selamlar. İnanılmaz bir tuvalet. İnsan hani girmeye çekinecek gibi bir şey görmüşsünüz. Hatta Salih diye bir arkadaşımız klozet getirecek şimdi oraya. Bir falan geldi adamın. Eline. Uyunur abi. Evi çek. Şuraya bakar mısın? Bu nedir? Otel lobisi merdiveni gibi. Şafak abi hazır mı? Uyuz lan! Tahsin Kolpaçino 3 burada çekildi biliyorsun bak şimdi, değil mi? Dur bakmayın ben. Gösterme. Bakın. Ana! Ay. Bak ömrünüzde görüp görebileceğiniz. Bu kurbağa mı? Kurbağa kadın. Şey. İçeriği inanılmaz bir Şafak şey. Abi bize gösterirken dedi ki Cahide gibi yaptı burayı mimar dedi. Bir de Şafak abi siz geziyoruz ki. Rahat. Ben çekemiyorum ya. Komik adamı yapma, komiklik yapamazsın abi. Bak şura gel. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Berdan Mardini'nin parfüm. Mumları da varmış kanka. Yukarıda vardı. Efsaneydi. Bunların da linkini YouTube'un altına koyarız. Vallahi Tahsin. Biz bunun linkini Instagram'dan da paylaşıyoruz. Tamam. Bu videonun da altına koymak istiyoruz. Berdan abinin parfümlerini almak istiyorsanız lütfen. Ne yapmak istiyorsunuz? Linke tıklıyorsunuz. Bu kadar basit. Mum da varmış baba. Abi. Çok, yani her, vallahi Cahide gibi Tahsin. Mermeri de. Arkasında bunun bir şey var. Kadın var oğlum işte. Ana. Ana buradan ya başka? Öyleyken başka bir kadın. Neden abi? Mesela öyleyken burada... Öyleyken iki el var. Kadını kıstırmışlar. Abi neden öyle? Hey, yo, biz ışıktan öyle gördük. Kadın arka arkaya gelince üst üste kurbağa gibi oluyor. Halbuki iki tarafı da aynı bak. Anladın mı? He. Bu banyoda biz üçümüz ne yapıyoruz? Erman. Sevmiş mi daha güzel bir Erman? Spor da yapıyor. Aynalar var baksana. Gel. PlayStation var. PlayStation. Abi şu oda efsane. Girme. Orası daha yapılmamış. Kim dedi onu be? Görmüyor musun? Karaoke odasıymış burası. Duvarını şey yapmışlar. Yeniliyor mu? Daha güzel olur işte. Neyiz daha güzelsin? Gel. Abi çok iyi ya. Girme buraya. Aa, bu ne lan? Ha şey. Efendimiz kıymetlimiz. Evet. Abi çok güzel ya. Şafak abi bunları kurcaladın mısın? Yapmam. Yapma oğlum. Yapma abi. Tamam. Kutsal damlacındaki anabel işte bu. Her şey şu bebeği eve getirdiğimiz gün başladı. Böyle miymiş bu? Ya bu ışıkla oyunla makyajla daha çirkin olmuş. Da bu da hali de çirkin ki. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Yemek yapalım baba gel. Menemen yiyelim. Hadi yürü. Dört. Abi tabak anabel. Şimdi biz kimi bulduk? İskender abi. Bulduk değil o getirdi bizi Tahsin'le. Doğru. Evde bulduk biz yani burada mı? Hep burada duruyoruz. Biz birbirimizi yeni bulmadık. Biz birbirimizi doğru geçen sene bugün bulduk. Şöyle biz geçen sene deprem zamanı Adıyaman'da yemek yaparken aynı mutfakta beraber kazan yıkadık, yemek yaptık. Orada tanıştık aslında. Ben de sizi orada sevdim zaten. Vesiledir bugün Şafak abiyle tanışmamıza, bu eve gelmemize, yemeği yapmamıza vesile olan abimizdir. İskender hatta abimiz. Kolpaçino 3'te tam olarak tam burada. Sinek yiyen de abi. Elektriği buradan yiyip diye dışarıya çıkan ve bayılan adam da benim. Aynen öyle. Yut onları. Tamam başkanım.
Ben üstüme düşeni yaptım. Artık bir yemek yapın da yiyelim. Güzel şey. Biz mutfağa geçiyoruz. Siz var olun, biz var olun. Plus hazırlayalım. Şafak abiyle yan yana bakalım. Eminim ki bizden daha iyi hemen yapacak ama. Sen yapacaksın ama. İddialısınız. İddiayı da ben sonunda, çekimin sonunda söyleyeceğim. Kaybeden ne kaybediyor? Ben kaybetmediğimi anlayınca bayılıyorum abi. Finalde öyle bir aksilik yaşadım. O yüzden tamam. İçeride görüşürüz. Mutfakta tekrar geliyoruz. Şimdi benim de acelem olmadığı için mesela böyle daha simetrik oluyor, biliyor musun? Hani o da mesela bunu yapamıyorum abi, beceremiyorum ben. Şöyle abi, zaten zamanla alışacak. Ama bu şey çok yapman lazım. Yani biz belki de kasa kasa biber çok doğramışım. Tabii tabii. Doğru diyorsun, evet. Yani yanlış mı ya? Bir soğan doğradık çuval çuval, hani baktığında soğandan gelişti. Ben bir de Sergen öyle 5-6 senede falan başladım yemek yapmaya. Yani 7-8 senelik bir yeni meraktan abi. Yeni merak. Tahsin Bey, acıyla aranız nasıl? Benim kötü abi ya. Ben vallahi ben de yemiyorum abi hiç. Fenalaştım ya, C4 patlayıcı getirdiler bana galiba yani. Hani bir 4 gün falan böyle bulanık gördüm hayatım. Abi ben İbrahim abi çok fena acıyor abi, tatlı ses. Abi yediği bir lahmacun yapıyor abi. 10 dakika falan bir hani narkozdan çıkıyorsun ya, öyle oluyorsun bir. Abi dizi çekmeyi düşünüyor musun abi? Abi bize güzel bir şey gelirse tabii ki, niye çekmeyelim abi? Mesleğimiz bu abi, yani. Sen yazmıyor mu? Abi senin abi şimdi Alemin Kralı. Evet. Mükemmeldi mesela. Türk malı. Evet. Türk malı. Erman seviş mi daha güzel ben mi? Şu an mesela yıllar geçti üstünden. Erman seviş mi daha güzel ben mi? Sen tabii ki. Erman. Viral oluyor. Hani öyle bir işler yapmışsınız ki abi biz. Ha bile internette bunları görüyoruz. Dijitalleştirse bile bunlara hasretiz gibi geliyor bana, ne bileyim yani hani. Çıkmıyor ki yeni işlerden böyle bir şey, çıkıyor mu? Yok. Ya çıkıyor da yani senin memleketinde yaşadığın, nefes aldığın memleket sana şöyle bir şey diyor. Avrupa anlamıyor, o yüzden komedi yapmıyoruz diyor. Ben böyle bir hayat görmedim yani. Çok korkunç bir döneme denk geldik. Bu nasıl çağ lan? Bu nasıl çağ yani? Adam diyor ki sana, benim diyor, bak kendi ülkende, kendi televizyonundaki adam, yani yetkililerden biri. Yok ya işte diyor, biz diyor şeyi anlamıyorlar, satamıyoruz, o yüzden diyor almıyoruz diyor. Ulan sen eskiden bunu satarak mı alıyordun, ben anlamadım yani, eski sistem böyle miydi? Nereye satıyordun ayrıca? Kaç tane ülkeye satıyorsun sen dizini? Biz Amerikalı'nın mizahına gülüyoruz ama. Yani evet. Doğru. Yani korkunç bir şey arkadaşlar bu. Bu çok. Yani istiyorlar ki hep drama. Çok üzücü bir durum. Dayak. Çok üzücü bir durum ama. Domates bu kadar mı peki melemene? Abi biz. Hemen söyledim abi. Melemene ne oldu? Domates ayrıldı mı arkadaş olarak kendilerine? Ben anlamadım. Neden abi? 3 tane var. Kırmızı diye görmedin abi herhalde. Güzel kardeşim, bütün hikayem domatesli ama bu domatesin bence safra kesesinde su kalmamış. Abi kış ya. Hı. Vallahi ondandır. Sen önce ne yapıyorsun? Şey mi koyuyorsun? Abi soğan, biberi koy. Abi ben çok klasik yapıyorum. Sen... Yok ya, benim de. O kadar abartma, yok ya. Ben hazırım abi. Klasik abi sen bütün mü koyacaksın böyle? Neylere? Menemene. Bak ben de öyle koyuyordum. Yeter abi, ne yapacaksın ya? Daha güzel, şimdi onu öldürmen lazım. Asıl onun zamana ihtiyacı var ölmesi için. Geçelim mi? Geçelim ocağın oraya. Bak. Sergen gel. Geliyorum abi. Tavayı mı kullanayım bunu? Ya da buna geç sen. Biraz daha sunum ya bu. Gel. O şov, sen salla işte Sergen. Gel Sergen. Bu arada abi. Abi. Ben internette okudum. Evet. 6 kez diyor, Şafak abi kalp krizi diyor. Yok be abi. Ne de 6 tane stent vardır, ondandır. He, ben stent sayısıyla kriz sayısını karıştırıyorum. Yok yok, krizimiz yok çok şükür. Çok Allah şükür korusun. Abi ben, sen benden iste, ben sana komilik yapayım. Tamam. Öyle mi? De bana tuz getir tarifine. Alıştık ya MasterChef'te şimdi. Ulan bekleyedim biraz ya, şey olaydı. Abi kavurdum ya ben. Bu nasıl şef la? Bu nasıl şef oğlum? Hele tuzu ver. Bu arada Şafak abi hardal ve... Ben bir de uzun zamandır hakikaten şey yapmıyorum ha. Menemen mi abi? Menemen yapmıyorum. Tabii parayı bulunca ete kaydım. Ete geçtik ha, protein önemli. Benim ne işim var karbonhidratla? Parayı bulunca derken sen abi... Abi bir şey söyleyeceğim. O rakamlar doğru mu abi ya? Hangisi? Yani biz de az önce de konuştuk ya o fiyatla şey. Tahsin öğlenden beri ona şaşırıyor. Bir filmden bu kadar para kazanılıyor. Ben vereyim Polyapım'ın telefonunu, ara istiyorsan. Abi ne kazandırız diye. Ara. Ya asla şey yapma hani. İnternette yazıyor zaten, o şey değil. Allah'ın gani gani fazlasını nasip etsin de. Abi emeğin karşılığında mutlu ediyordur o zaman. Abi seyircisi olsun da para önemli değil. Yani işte insanlarla buluşsun da her şey. Abi siz turneden yeni geldiniz değil mi? Evet. Gittik, gezdik, dolaştık. Siz abi sürpriz mi yapıp çıkıyorsunuz? Mesela sinema salonunun birine gidiyorsun. Yani kimsenin haberi yok orada bizim gelip gittiğimizden. Bizim gelip gittiğimizden bir anda tık diye giriyorlar. Bazen şey izin veriyor. Hani yönetim
diyoruz geleceğiz diye haberleri oluyor. Oğlum normalde biraz ayçiçek yağı koymamız lazım. Değil çünkü abi, bu yağ yanar. Evet. Evet. Getireyim mi ayçiçek yağı? Bence koyma bir... bence be tamam. Ama geçti geçti Tahsin dur bakayım. Çok güzel oluyor ya. Tahsin dursun bakayım yani. Ha. Emin misin? Ben çok keyif alacağımızı zannetmiyorum ya. Lezzetinden mi? Hı. Ver abi. O zaman Tahsin nasıl istiyorsun? Şartlar eşit olsun da. Şartlar eşit olsun. Sonra... Abi galiba bitmiş ayçiçek. Ya, geliyor geliyor şimdi geliyor. Yeter mi bu? Şimdi geliyor. Üstünü düşürme değil mi? Yok. Sergen. Ulan Sergen. Ya, ulan Sergen. Ulan şeyi ne yapıyorsun ha? Sergen sallasana. Dümeni ne yapıyorsun? Dümeni ne? Sallıyor mu Tahsin ha? Beni rezil etmek için yapıyor. Yeter yeter. Çok şey yapma. Anamızı ağlatma. Allah belanı vermiş. Orayı silin Tahsin. Hemen hemen şey yap. Tahsin orayı silin çok ben abi. Ben hallederim hiç. Sabunlu bezle sil Tahsin. Tamam halledeceğim. Abi altın kapı neden koymadın eve? Altın kapı altın araştırdık altın. Da çözemedik. Sen öldürmeden niye hemen girdin domatese dayı? Abi ben diri diri sevmiyorum abi be. Haa. Okay. Ama olmaz abi. Soğan bir karamelize olacak. Soğan bir kral. Oğlum bunlar ne kadar şey çalışıyorsunuz siz ya. Ben sizden daha temiz çalışıyorum ha. Abi ben o kadar heyecanlıyım ki. Mehmet Şef başında hadi Tahsin dese bu kadar heyecanlanmıyordum. Ama Tahsin bir şey söyleyeceğim. Çok pis çalışıyorsun. Niye öyle? Bak Sergen daha disiplinli. Tahsin pis çalışıyor abi. Tahsin aslında en temiz çalışanıdır abi. Öyle mi? Temiz oraya yağ döktün abi oraya Tahsin. Tahsin sabunlu suyla. Şafak abi salçayı dolaba mı koyuyorsunuz abi? Köy salçası. Bu da özel. Aa nereden abi? Bu da abi? Köyden. Hangi köy abi? Buradan Silivri'den. Ooo var ya dayı öldürür bu be. Abi sesi görüyorum. Senden şöyle bir ses çıkmadı Sergen. Bak, ne? Bak. Sen zaten ne zaman bana destek oldun ki şu hayatta? He oğlum? Tahsin kralsın be. Hiçbir detayı kaçırmıyorsun kardeşim. Çıktı mı öyle bir ses? Çıkmadı. Çıkar mı? Baksana. Buraya bak be. Şu soğanın renginin değişmesi. Şafak abi salça atayım mı sana abi? Bir tık. Vereyim mi bu yeter. Domatesi? Yeterli mi? Biraz şeker atalım abi. Hemen geliyorum. Bir iki tane kesme şeker verin bana. Nasıl şeker ben de istiyorum. Ya Sergen kopya çekme bak. Sergen bak kesme şeker, harbi kesilen şeker. Bir tane evde. Atsana bir tane bana da. İki tane. İki yeter. Sergen sana bir tane mi? Bir tane. Domatesin yanıyor. Yanmaz. Yanmış. Tamam benimki daha kırmızı oldu abi sanki. Bir buçuk kilo salça koyarsan. Ya. Yumurtaları bir tavada şeyde çırpalım mı kırıp? Hemen yapayım. Kaç tane istiyorsun yumurta abi? Buna bir 7-8 tane gider. 7 tane gider. Bir çırpıp karıştıralım mı yumurtaları? Ben halledeceğim şefim. Sergen bak nasıl gitti gördün mü? Hepsi. Abi. Seninki daha iyi olmuş gibi duruyor olabilir abi. Hı? Ama benimki daha güzel olacak bence. Kaymak atıyorum ben abi bak. Aa niye? Abi görürsün bak şimdi. Bak ayna. Kaymaklı menemen. Benim bütün derdim nedir biliyor musun? Melemeni yaptıktan sonra buraya koyup bıraktığımızda su çıkmasın üstüne. Evet. Bütün hikaye o. Anladın mı? Su çıkmaz ki abi. Güzel abi çıkıyor ya. Abi. Benim annem bir menemen. Özür dilerim anne her şeyi çok güzel yapıyorsun ama menemen konusunda. Ardal'ın da buna bir güzel bir tat verdiğine inanıyorum ben. Ardal abi ne bileyim ben hiç... Abi menemen yöresel ya. Ya o yüzden kaşar koyuyorum. Böyle hardal... Kaşar da yöresel oldu. Her yer kaşar. Haa güzel çizgi yakaladım. Abi yeter mi? Yeter. Abi 11 yaşında burada yazıyor ki Cüneyt Arkın dayak yiyor diye evdeki televizyonu kırmışsın doğru mu? 11 abi, değil. Abi sen 11 yaşındayken televizyon var mıydı? Daha aşağıda 10 yaşında 9 yaşında falan. 11 yaşındayken vardı ilk televizyonlar o zaman çıktı da işte. Böyle bekliyordun ya kapanıyordu kendi kendine. Evet abi. İstiklal Marşı'yla o dönemlerin televizyonu. Siyah beyaz. Sen onun yumurtası nerede? Ne? Ben az yumurtalı o bak kaymaklı. Bir şey söyleyeyim mi Sergen? Şafak abim çok güzel bir sürü. Ne? Sen zaten benimki güzel demezsin hiçbir hayatım boyunca demedin. Yumurtayı attın değil mi sen? Attım abi beni ben hazırım abi. Allah Allah. Tabağa mı koyalım bunu, tavada mı yiyelim abi? Tabağa koyunca bunun tadı gidiyor. Bence de abi. Ama bak senin şey çıktı. Ne abi? Su çıktı üstüne. Nerede abi? Hani su var abi üstünde. Nerede abi? Ya Sergen tabağa koyunca kenarlardan su verecek işte. Hayatta gelmez Tahsin ya. Abi seninki daha su bulunmuyor mu Şafak abi? Ama benim bak o su değil işte. Sana söylediğim su değil bak bu. Seninki daha sulu olacak abi. Emin misin? Bak görürsün abi. Peki.
E Tahsin o kadar yumurta kımı pankek gibi olacak o zaten. Abi bak yağ benimki su değil. Gördün mü? Yağ Sergen su işte abi. Kaymak attım be kardeşim. Ne suyu yağ görmüyor musun? Kesinlikle su mu tan? Kanka bu. Menemen. Yavrum be. Gel bak işte. Ya, görüşeceğiz. Abi kendikini mi yiyeceksin? Evet. Tarık'a. Kanka ben senin hiç tuz attığını görmedim. Öbürünü yemeye gerek yok. İçinden geçmiş. Ben bakacağım abi, bakacağım. Abi Sergen'den de ki puan ver. Renkleri çeksene, renkleri. Gel de renkleri çek bak. Bak biri nasıl dolu dolu. Onlar başladı, onlar tavaları bilmiyor, onlar karar versin. Aynı. Tamam, çağır gelsin. Aynen abi, aynen abi, aynen. Kimin ne yaptığını bilmiyor, iki tane arkadaş var. Melik gel şunun ikisini de baksana. Adnan abi gel. Abi ekmek. Hangisi daha lezzetli? Bak bakayım ben. Bak hangisi? Ona da bak. MasterChef jüri havası da var. Abilerde yok mu? Hangisi abi? Peki bu arada. Berabere sıkıntı var. Pal abi nerede? Pal abi. Pal abi. Abi köfte yiyeceğiz daha. Ama gerçekten şey diyeceğim, ben sana söyleyeyim mi? Kıvam olarak. Buna biraz daha tuz. Evet, bu uçar gider. Tudik. Sen tuzdan belki bir sayı aldıysan aldın. Ben de tuz koydum. Pal abi geldi. Pal abi gelsene. Hangisi daha güzel? Menemen'de. Şimdi senin oyuna kaldı çünkü. Birini seçeceğim. Bir de bu var. Bir de bu var abi. Bu mu? Köftede tabi rakibim yok da. Tabi. Menemen'e girmene gerek yok. Sergen 2-1. Ben. Ne? 2-1 kaybediyorum. Ben mi kaybediyorum? Abi sen kızını çağırdıysan senin menemenini bilir ki o. Bilmez. Neden? Hiç yapmadın mı? Ben yaptım da o da olmamıştı daha. Bu Allah aşkına ya. Doğru bak bakayım tadına. Hangi ne bilmiyorum ki bunu? He? Ne? Nasıl ne olduğunu bilmemen lazım. Irmak gel bak bakayım tadına. Kim olduğunu bilmeyeceksin, seçeceksin hayır, işte. Meryem nasıl yiyelim? Meryem nasıl yiyelim, ben bilmiyorum diyor. Abi ekmekle mi? Şamandıra, böyle elle bandıracaksın. Çatal yok. He, at ağzına. Kanka suyunu böyle toplayacağım. Allah'ım hak adalet yarabbim. Yani şu çocuğun saçının onda biri bende olsa ne olurdu? Objektif olun ha. Azıcık al. Hangisi kanka? Harika be. 2-2. Irmak sen belirleyeceksin kazanın. Birazdan işkence odasında görüşeceğiz. Sana anlatacağım her şeyi. Kim ne yaptı, bunu ne sen etti. Sen yaptın değil mi? Sen çünkü böyle büyük yapıyorsun yumurtaları. Evet, evet, yumurtaları. Oy, çok hadi git. Sıcak. Eleye sap çok uzanmış. 3-2 Sergen kazandı. Yok abi, bence beraber oldu. Yok, kazandı. Yok abi. Cemaat ya. Abi bu böyle nasıl duruyor şimdi? Dediğin gibi doğru su gibi durmuyor bak. Suyu çıkmıyor işte. Oğlum, seninkini suyu. Dedim ya ben senin mesela bak o jel benim mesela en gıcık gittiğim şey şudur bak. Hafif soğumaya başladığı zaman su çıkıyor ya. O beni bitiriyor abi. O yüzden hani peynirle hardal biraz onun bağlamama şey yapıyor yani. Hani özellikle hardal o suyu çıkartmıyor yukarıya. Teknik. Teknik baba. Kustu ama çok az kustu yani hani. Ya kustu. Evet. Kutsal damacanayı yazıyorsun değil mi abi şimdi? Şimdi kutsalı yazıyoruz. Abi. İşte Sergen sizin, ne zaman sizin hikaye. Zombiler dünyayı ele geçiriyor. Sergen de oturup işte kol bacak yiyecek orada. Yeriz abi. Sakat at. Hiç sıkıntı. Ben de yerim abi. Sakat at. O da beraber yeriz abi. Abi biz çok teşekkür abi, ederiz. Ne demek? Evimizi açtın. Çok onur duyduk. Köfte, köfte öyle kaçmak yok. Köfte, yok, köfte garantidir. Arkasını çektireceğim de hatta. Sergen yapacak köfte. Bizi 300 gram getirdim abi ben. İyi hayır, tamam. Bu kadar gram. Abi insanları çeker misin? Bir kilo köfte getirdim dünya kadar. Gösteririm abi evet. Göster abi. Daha bir de salonda da kedi var. Kedi de var abi. Beğenmeyi, kaydetmeyi, abone olmayı, Şafak abi için güzel yorumlarını yapmayı, bir de buradan çıkıp da... Ve bunu videoyu yüklediğimizde film 2,5 milyonu geçsin abi. Arkadaşlar daha büyük kitlelere ulaşmamız için beğenileriniz şart. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. YouTube dilenciliği. Allah rızası için kayıt olun, abone olun. Ya telefonla bir tuşa basacaksın, yap be kardeşim. Ne kendinize iyi kapat bakın. Kapat. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.